Selamlar herkese. Bugün Bakırköy Meydanı'ndayız. Gençler olarak birçok kelime kullanıyoruz ama bunları orta yaş üzeri insanlar da biliyor mu? Halkın nabzını ölçmek için bazı kelimeler belirledik. Bu kelimelerimiz ise cringe, influencer ve triggerlanmak. Bakalım insanlar bu kelimelerin anlamını biliyor mu? Influencer, influencer'ın anlamını biliyor musun? İngilizceden öğreniyorsunuz, günlük hayatta kullanıyorsunuz. Bizden önceki nesiller de Arapçadan, Farsçadan öğrenmişler. Dilimize bunu yerleştirmişler. Ondan sonra Türkçe'ye kayan sözleri getirmişler. Türk Dil Kurumu'ndan onları kullanmışız. Sözü dediğini söylediğim gibi İngilizce bir kelime. Aynısını söylerim, manası aklıma gelmiyor. Ben İngilizceyi okudum, lise mezunuyum. Şimdi yine düzgün okunuşu ayrı, yazılışı ayrıdır. Okuyorum fakat kelime anlamlarını unutmuş oluyorum yarısının. Çünkü aradan bir 50 sene geçmiş, yarım asır. Yani sonuç olarak biz gençler diyorsun, siz gençsiniz de biz ihtiyar mıyız? Sen altınsın, ben tuz muyum? Sen kalemsin, ben uç muyum? Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Ne var ise sende, bende, aynı varlık her bedende. Bir gün dışarı çıkan da sen toksun da ben aç mıyım? Topraklandır cümle beden, nefsini öldür ölmeden, böyle emretmiş yaradan. Sen kalemsin, ben uç muyum? Onun için siz gençler deyince, isterseniz maraton yapalım, bakalım kim geride kalıyor? Biz geride kalırız. Ya o zaman ne oluyor? Bakın anlayışınız iyi, kızların zekası ince. Ağam. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Kıbrıklar konuyu anımsa anladınız. Demek ki biz de anlatabiliyormuşuz. Sizin anlattığınızda, anlattığınız tarzda işte nikle. Few moments later. Tabii efendim. İngilizceyi çağrıştırıyor. Türk kelimesi değil diyorum. Bu İngilizceden, İngiltere'den gelmedir. Yani İngilizce bir kelimedir. Ben bundan anlamam diyorum. Güzel kızım. Bırakın önce Türkçeyi güzel konuşsun da insanlar dediğiniz kelimeleri ondan sonra öğrensinler. Türkçeyi düzgün konuşmuyorlar ki. Türkçe yok. Onu düzgün konuşsunlar. Yaşasın ırkımız çine beden ırkımız. Son kelimemiz ise influencer. Influencer sizce aklınıza neler çağrıştı? Onu da hiç duymadım. Yani duyduğum kelimeler değil bunlar. Influencer'da? Herhalde. Efendim? Evet, yabancı kökenli ve... Yabancı kökenli herhalde. Yani pek duymadım bu kelimeleri. Influencer'da gençler arasında içerik üreticisi olarak tanımlıyoruz. Fransızca bir kelime. Efendim? Fransızca kelime. Influencer İngilizce bir kelime. Evet. Ne olduğunu bilmiyorum, ne bileyim. Ne bileyim abi. Diğer kelimemiz ise cringe kelimesi. Cringe aklınıza neler çağrıştı? Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Tanımadığım yani. Kullanmadığım kelime. Tanımıyorum, bilmiyorum söylediğiniz kelimeyi. Bu kelimeleri kesinlikle bilmem de konuşmam da bana ters. Yabancı. Cringe oldum. Evet. Delirdim demek mi? Tam anlamı değil ama biraz daha gençlerin böyle karşı tarafa dalga geçilecek hale düştüğü zaman kullandığımız şeyler. Allah Allah, neler çıkıyor ya. Aynen aynen, neler yapıyorlar. Düştük. Peki aklınızda bir şey çağrıştırıyor mu? Z kulağı çağrıştırıyor. Efendim? Z kulağı. Z kulağı. Z gençlik mi diyorlar, ne diyorlar? Z kuşağı. Ha, Z kuşağı. Cringe deyince Z kuşağı mı aklınıza geliyor? Z kuşağı. Şeyde harflerinde son harf olduğu için herhalde gençlik o, demek istiyorlar. İşte ben duymadım. Bizim zamanımızda öyle şeyler yoktu. Mavra geldi. Mavra atalım derlerdi. Gır gır geçelim derlerdi. Yani sohbet edelim falan. Oradan buradan konuşup. Peki gençlerin bu kelimeleri kullanmasını nasıl buluyorsunuz? Bilmiyorum. Onlar zevk alıyorsa kullansınlar. Bizi eskiden derlerdi, keko kardeş derlerdi. Ne haber keko kardeş derlerdi. Peki kekonun anlamı ne? Keko kro gibi bir şey galiba. Kro gibi bir şey. Şey, belem kuş gibim, ibne gibim bir şey yani. Onu bilmiyorum, hiç duymadım. Bir önceki gibiydi, alaya alma. Karşı taraftaki insanı alaya alıyoruz, cringe oldum derken. O zaman son sorumu soruyorum. Son sorumuz da triggerlanmak. Kirigalan mı? Triggerlanmak. Şey mi, hani şu şarkının adı mı? Hayır, bilmiyorum. Konuşmak da istemiyorum. Yabancı kelimeler Türkçemize giremez. Yabancı kelimeler Türkçemize giremez. 2 kere 2 4 bu. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaşlar.
geliyor. Peki triggerlanmak aklınızda bir şey çağrıştırıyor triggerlanmak mu? Yok, bunlar nereden çıktı kızım? Gençler arasında bunlar kullanılıyor. Biz hiç duymadık ev oğullarımızdan, çocuklarımızdan, gelinlerimizden. Onlar da genç. Oğlum 36-37, gelinim de ondan küçük. Genelde bu kelimeleri 25 yaş altı insanlar kullanıyor. Onlar nereden bunu şey yaptı, buldular? Vallahi onu biz de bilmiyoruz ama böyle bir dalga etkisiyle herkese yayıldı. Hiç duymadım. Peki kafanızda bir şey çağrıştırıyor mu böyle triggerlanmak? Gırgır geçmek gibi. Triggerlanmak karşı tarafa böyle sinirlenmek, öfkelenmek anlamında. Triggerlanmak sizce ne demek? Alaya alınmak. Tam değil ama triggerlanmayı gençler arasında biz karşı tarafı sinirlenmek, öfkelenmek anlamında kullanıyoruz. Yani bence Türkçemiz yalın, yani daha yalın kelimeler kurarlarsa, daha yalın kendilerini daha yalın kelimeler ifade ederlerse daha güzel olur yani. Biz biraz eski nesiliz tabii yani. Yunus Emre'den, yani Yunus Emre bir 10. kaçıncı yüzyılda yaşamış, 16. yüzyılda mı yaşamış, çok güzel duru kelimeler kullanmış. Yani o kelimeleri kullanırsak daha çok kendimizi ifade ederiz. Gördüğünüz gibi yaşlı kesim bu durumdan hiç memnun olmasa da gençler yeni kelimelerle hayatına devam edeceğine eminim. Biz de böyleyiz. Kabul ederlerse, etmezlerse iyi mi yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz bunu bilmiyoruz ama yorumlarda beraber tartışmayı çok isteriz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.